İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Suriye'de yüreğimiz bir kez daha yandı. Elbap'ta DAEŞ teröristlerinin bombalı araçlı saldırısında 5 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. 9 Mehmetçiğimiz yaralandı. 46 terörist etkisiz hale getirilirken Kandil'e hava harekatındaysa 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 151. günündeki Fırat Kalkanı Harekatı, Elbap'ın DAEŞ'tan temizlenmesine yönelik operasyonla sürdürülüyor. DAEŞ teröristleri yine kalleşçe bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Şehitler Uzman Çavuş Emre Doruk, Uzman Çavuş Bahattin Bakır, Uzman Çavuş Selim Topal, Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın ve Uzman Onbaşı Mete Can için Gaziantep'te tören düzenlendi. Gaziantep Havalimanı'ndaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketleri Giresun, Samsun, Zonguldak, Hatay ve İstanbul'a gönderildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi beraber yemek yediği Erzincanlı hemşehrisiydi. Bak Selim ile beraberiz Gaziantep'te. Allah yardımcılar olsun başbakanım, Allah yardımcılar olsun. Allah kazadan beladan illeti Muhammed içinde de onları saklasın, beklesin sayın başbakanım. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 54'e yükselirken son saldırının ardından DAEŞ hedefleri yine yoğun ateş altına alındı. Türk savaş uçakları Elbap, Bızagah ve Kabbasi'nin güneyinde tespit edilen 21 DAEŞ hedefini vurdu. Operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirildi. Gerekirse efendim ölürsek, şehit kalırsak gazi düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'la Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Burada yapılan şey efendim, teröristle mücadele, terörle mücadele, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak. Ve meşru müdafaa bizim hakkımız var. Meşru müdafaa hakkımız var. Ben biz gidip de herhangi bir şey ülkede herhangi bir işgal peşinde değiliz. Ökhü 2 üst bölgesinde inceleme yapan Orgeneral Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da aralarında bulunduğu yetkililerden briefing aldı. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Gayretlerinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Çok zor bir harekat. Bu dönemdeki gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlık hakikaten her türlü övgünün üzerinde. Hepimize tekrar başarılar diliyorum. Öte yandan Mehmetçik PKK terör örgütüne karşı da mücadelesini yoğun şekilde sürdürüyor. Türk savaş uçakları Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında 13 teröristi etkisiz hale getirdi. İstanbul, Zonguldak, Samsun ve Hatay'da şehitler için gözyaşları vardı. Elbap şehidi 5 askerimizden 4'ü ebediyete uğurlandı. Allahu Ekber Allah. Elbap'ta şehit olan şehit piyade uzman çavuş Selim Duman, İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın birlikte tabutuna omuz verdiği şehidin cenazesi tekbir ve dualarla Samandıra Mezarlığı'nda defnedildi. Şehit piyade uzman çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi askeri uçakla getirildi memleketi Zonguldak'a. Şehidin annesi al bayraklı tabuta sarılarak ağıt yaktı. Şehidin cenazesi Devrek ilçesinde tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit onbaşı Ramazan Taşkınsa Samsun'da uğurlandı ebediyete. Çarşamba ilçesi Sarıcalı mahallesinde baba evinde helallik alınmasının ardından Rıdvan Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı Göceli şehitliğinde defnedildi. Hatay'da da aynı acı vardı. Dörtyolu ilçesinde uzman onbaşı Mete Can için gözyaşları sel oldu. Allahu Ekber!
eşi kahraman şehidi onun asker üniforması ve komando bandanasıyla uğurladı. Şehit Metecan'ın cenazesi Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan uzman çavuş Emre Doruk'un cenazesi ise yarın Giresun'un Alucra ilçesi Akçiçek Köyü'nde toprağa verilecek. Özellikle Cumhurbaşkanlığında önemli değişikliği içeren anayasa değişiklik teklifi meclisten geçti. Teklifin tümü üzerindeki oylamada referandum sınırı olan 330 oy, 339 milletvekilinin evet oyuyla aşıldı. Oy sayısı 488, kabul 339, red 142. Sayın milletvekilleri, sayın yedekçi, sayın Altaca Kayışoğlu. AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi meclisteki yaklaşık 1,5 aylık maratonu tamamlayarak yasalaştı. Teklifin tümü üzerindeki oylamada 330 referandum sınırı aşıldı. Oylar usule göre kullanılmıştır ve teklif kabul edilmiştir. Sonucun ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım teşekkür konuşması yaptı. Bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. İşi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir, karar milletindir. Görüşmelerin son gecesinde renkli görüntüler yaşandı meclis kulisinde. Başbakan Yıldırım bir milletvekilinin kulise getirdiği sütü güğümden bardaklara doldurarak bizzat kendi vekillere ikram etti. Eskiden okullarda olurdu ya. Evet biz çok daha süt dolduk. Oturumun ardından Başbakan Yıldırım mecliste parti grubunu da topladı. Basına kapalı toplantıda Başbakan, AK Partili vekillere mecliste kaya gibi durduğunuz için teşekkür ederim dedi. CHP de grup toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu meclisi kendi tarihine ihanetle suçladı. Parlamentonun kendi yetkilerini devretme tarihi bu tarih. Bu tarih aynı zamanda bir parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 60 günlük referandum süreci başlayacak. Bu çerçevede referandum için sandığın Nisan ayında yapılması kuvvetle muhtemel. Peki yeni düzenleme hangi önemli yenilikleri içeriyor? Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indiriliyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması öngörülüyor. Bu anlamda ilk seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılması planlanıyor. Başbakanlığın olmayacağı önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Devlet Başkanı sıfatı getirilen Cumhurbaşkanına yürütme yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atayabilecek veya görevden alabilecek. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek. Temel hak ve hürriyetlerle siyasi hak ve hürriyetler kararname düzenleme alanı dışında bırakılacak. Cumhurbaşkanı belirli durumlarda o hal ilan edebilecek. Anayasa değişikliğiyle Jandarma Genel Komutanı'nın Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkarılması ve Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının 17'den 15'e düşürülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği teklifinin meclisten geçmesiyle ilgili olarak "Şimdi milletim inşallah gerçek nihai kararı verecek," dedi Erdoğan. Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadele konusundaysa kararlılık vurgusu yaptı. Hamdolsun, ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir.
Anayasa değişikliği teklifinin referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da meydanlara ineceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın anayasa değişikliğini halka anlatacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Pendik Tavşantepe metrosunun açılışında konuştu. Nihai karar milletimindir dedi. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek. Ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun. Erdoğan, Elbap'ta şehit olan 5 Mehmetçi'yi hatırlattı. DEAŞ ve her türlü terör örgütüyle mücadelede kararlılığı vurguladı. Dün Suriye'de 5 şehidimiz var. 9 gazimiz var. Dünkü kahramanlarla birlikte Türk şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimizin tedavileri için Rabbimden şifalar diliyorum. Bizim görevimiz bu mücadeleyi sonuna kadar vermektir. Toprağa verdiğimiz her şehit bedeni elbette yüreğimizin bir köşesini dağılıyor. Gazilerimizin yaşadığı acıları unutmamız, bir kenara bırakmamız mümkün değil. Bununla birlikte şu gerçeğin de farkındayız. Döktüğümüz her damla kan, her damla ter, bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğini perçinleyen birer çividir, mıhtır. İstanbul'da dün akşam terör alarmı vardı. Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na lav silahıyla roket atıldı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmadı. Esenyurt'ta ise polise ateş açıldı. İlk hareketleri ki Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında yaşandı. Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Maşaripov'un halen tutulduğu C blok hedef alınarak İki terörist tarafından ateşlenen roket emniyetin bahçe duvarına isabet etti. Saldırıda binanın camları kırılırken ölen ya da yaralanan olmadı. Emniyetin arka sokağından yapıldığı belirlenen saldırı sonrası teröristlerin yakalanması için İstanbul polisi alarma geçti. Teröristlerin kaçarken bıraktıkları lav silahı incelemeye alındı. Bu saldırıdan yaklaşık 1,5 saat sonra teröristler bu kez aynı yöntemle Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırdı. Bir anda sağ tarafımızdan AK Parti'nin yan binasına doğru, yan duvarına doğru ateş edildiğini gördüm. Binanın yakınındaki parktan lav silahıyla ateşlenen roket, İl Başkanlığı'nın 3. kat penceresinden girerek duvara saplandı. Patlamayan roketi uzman ekip etkisiz hale getirdi. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nereden, kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız ve Allah'ın izniyle en kısa zaman içerisinde terörü Türkiye'de kökünü kazıyacağız. Saldırıyı gerçekleştiren örgüt veya örgütlerle ilgili araştırmalar sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, saldırıları sol bir terör örgütünün yaptığının değerlendirildiğini söyledi ancak isim vermedi. Güvenlik güçleri 15 adrese baskın düzenledi. Roket saldırılarıyla ilgili şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Gündüz saatlerinde ise Esenyurt'tan bir saldırı haberi geldi. Polis ekibine silahla ateş açan bir şüpheli, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine yanındaki el bombası ve çantayı bırakarak kaçtı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Teröristin bıraktığı el bombası kontrollü şekilde patlatıldı. İlerleyen saatlerde bir kamyonetin Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarpması ise polisleri alarma geçirdi. Kamyonetin durdurulması için havaya ateş açıldı. Freni boşaldığı belirlenen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Geçen yıl Mayıs ayında Sakarya'daki bir Kur'an kursunda bir görevlinin küçük çocuklardan birini darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla başta Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve tüm Diyanet camiası olaya tepki göstermişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş da Kur'an kurslarında profesyonel uzmanlardan destek alındığına dikkat çekti. Bu kurslardaki eğitimi anlattı.
Sakarya'daki olay tabii hepimizi üzdü. Mayıs ayı sonlarında esasında olmuş, yani gerçekleşmiş bir olay. O süreç içerisinde olay ortaya çıktığı zaman Sakarya Valiliğinden alınan soruşturma ve inceleme izniyle müftülüğümüz inceleme ve soruşturma başlatmış. Sonra tutuklandı. Evet. Adalet onun cezasını verecektir inşallah. Fatih Şahin'in sunduğu dini haber analiz programına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş, Kur'an kursunda darp olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başlanıyor. Tecvid öğretildi. Erbaş, Kur'an kurslarında ahlaki değerlerin de öğretildiğini, bu tür olumsuz olayların olmaması için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulduğunu vurguladı. Şu anda bizim PDR öğretmenlerimiz var. Orada daha kaliteli bir eğitim yapılabilmesi için neler yapılmalı, psikolojik sorun oluşturacak bir takım olumsuzlukları nasıl önleyebiliriz? Bütün bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Kur'an kurslarında çocuklara nasıl eğitim verildiği konusunda açıklamalarda bulunan Ali Erbaş, eğitim modelleri hakkında bilgi verdi. 5 ayrı alanımız var. Evet. Birincisi Kur'an-ı Kerim alanı. İkincisi inanç alanı, yani Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Yani inançla ilgili, inanç esasları ile ilgili çocukların seviyesinde onlara neler vermemiz gerekiyorsa bunu vermeye çalışıyoruz. Sonra ibadet esasları, ibadet alanı diyoruz bunlara. Abdestten başlıyoruz, namaz, oruç gibi çok önemli bir alan var. O da ahlak alanıdır. Evet. Yani ahlak her olmasa... Her şeyin temeli o galiba. Her şeyin temeli budur. Evet. Onların yaşlarına göre seviye tespiti yaparak öğretmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ilk kez kitap tadında bir takvim hazırladı. Dopdolu içeriğiyle hem tarih hem de edebiyat severlere hitap edecek kitap takvim uygulaması vatandaşların okuma alışkanlığını artırmada önemli rol oynayacak. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Unutulmayan şiirler de var, ayet ve hadisi şerifler de. Allah'ım, ansızın gelecek cezadan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Diyanet İşleri Başkanlığı kitap tadında bir takvim hazırladı. Bu yıl ilk kez basılan kitap takvimde edebiyat severler ve tarih severler için unutulmayan eserlere yer verilmiş. Örneğin 18 Mart Çanakkale Zaferi için Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinden bir kesit yer alıyor. Yine 15 Temmuz darbe girişimi de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak takvim yaprağındaki yerini almış. Biz çeşitli edebi unsurların yer aldığı hikaye, roman ve benzeri çeşitli romanlardan bölümlerin falan yer aldığı yazılar içeren bir edebiyat takvimi hazırladık. 2017 yılı kitap takviminde Türk edebiyatına ait şiir ve yazılara, makalelere, hikaye, deneme, hatıra, söyleşi, resim ve karikatürlere yer verildi. Bu takvim, yani edebiyat tabii toplumun adeta ruhunu incelten bir özelliği var. Bu yönüyle edebi yazılar, edebi nükteler ve benzeri şeyler bu takvimde yer alarak vatandaşımızı adeta farklı düşünmeye, farklı hissetmeye, olaylardan zaman zaman kopup yani hayatın geçmişten geleceğe farklı yönlerini görmeye vesile kılacak bir takvim hazırladık. İş yerlerindeki masalarda da kendine yer bulacak kitap takvimler, okumaya zaman ayıramayan büro çalışanları için kısa da olsa okuma imkanı sağlayacak. Şimdi de günün diğer dikkat çeken haberlerini kısa kısa paylaşalım. İstanbul'da Kartal Yakacık, Pendik, Tavşantepe metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna geçerek Tavşantepe istasyonundan Yakacık istasyonuna metro trenini kullandı. İstanbul merkezli 49 ilde 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli 48 ilde ise Baylok operasyonu çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 180 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
örgütün Doğu Anadolu bölgesinin mali kasası olduğu ileri sürülen Yusuf Öksüz ise Yunan adalarına geçmeye çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Jandarma ve sahil güvenlikte başörtüsü yasağı kalktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre jandarma ve sahil güvenlikte kadın personel şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek. Manisa'da terör örgütü PKK soruşturmasında HDP'li 5 ilçe başkanı ve 1 ilçe yöneticisi gözaltına alındı. Daha önce de gözaltına alınan ancak serbest bırakılan zanlıların emniyette sorgusu sürüyor. Ama İş adamı ve Gençler Birliği Futbol Kulübü Başkanı İlhan Cavcav geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşam destek ünitesine bağlanan 81 yaşındaki Cavcav'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Osmaniye'de namaz esnasında fenalaşıp kalbi duran yaşlı adama caminin imam hatibi ilk yardım müdahalesi yaptı. Din görevlisi Uğur Topraktaş, kriz geçiren adamı kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Camide namaz kılan cemaatin kalbi durdu. Sağlık ekipleri gelinceye kadar kalp masajı yapan İmam Uğur Topraktaş, yaşlı adamı hayata geri döndürdü. Osmaniye'de namaz için camiye gelen 75 yaşındaki Hüseyin Başkaya kalp krizi geçirdi. Bunu gören imam hemen kalp masajı yaparak yaşlı adamı kurtardı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Nabzı durmuştu. Kalp masajı yapınca yeniden canlandı. Daha sonra 112 arayarak, 112 acil 112 geldi. Alıp götürdüler. Anjiyo oldu, durum iyi. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.